Neden buraya geldik ki şimdi? Benim akşam için hazırlamam lazım. İşte o yüzden ne ihtiyacın varsa buradan alabilirsin. Yok, benim ihtiyacım yok. Yani yeni ayakkabı, kıyafet falan. Belki annenin bir şeye ihtiyacı vardır. İçeride arkadaşlar bekliyor, size yardımcı olacaklar. Anlamadım. Ya bir ödeme yapmana gerek yok diyorum. Murat lütfen yapma. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Olsa zaten kendimiz alırız. Yok, amacım seni kırmak değildi. Ama kötü hissettirdim. Tamam, bir yalan söylemiş olabilirim. Ona mecbur kaldım. O an o yüzden yaptım. Her şey o kadar çabuk olmuştu ki. Hayat, ben bunları düşünmedim bile. Ben ailemden de durumundan da utanmıyorum Murat. Biliyorum. O zaman bir daha yapma. Özür dilerim. O yemekte gerçek hayat uzun ve ailesiyle tanışacaksın. Giresun'un gelince Sefer Uzu'nun kızı, Haşmet Uzu'nun torunu, hayat. Yalansız, dolansız. Neyse o olacaksın. Seninle konuşmaya geldim. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok aramızda. Kerem, hepimize kızgınsın. Anlıyorum. Belki kendince haklı sebeplerin de var. Ama Doruk Aslı'yı aramış, işini bırakmışsın. Gül gibi işi bırakmak ne demek ya? Mutluyum ben burada. Ayrıca marangozluğun nesi varmış? Kerem, beni delirtme ya. Testere seri katiline bağlatma beni. İpek, sana beni unut, peşimi de bırak dedim değil mi? Ben buraya kendim için gelmedim zaten. Senin için geldim. Arkadaşlarını en mutlu günde yalnız mı bırakacaksın? Hayatta Murat da senin arkadaşın değiller mi? Burayı bir defa söyleyeceğim. Bence iyi dinle. Ben senin aşkını çoktan kalbime gömdüm. Beton döktüm üstüne. Anladın mı? İyi yapmışsın. Sağ ol ya. Takdir ettin sonunda beni. Başka bir şey var mı? Var. Bir odun olarak hak ettiği yeri bulmuşsun. Bak, bu olabilir. Ciddi duruyor. Evet. Bayağı ciddi. KPSS'yi kazanıp mülakata giderken bu kıyafeti giyebilirsin, evet. Ama sevgilinin ailesiyle tanışmaya giderken olmaz hayat. Evet bak bu da olabilir. Bu bana yakışıyor. Yani Bağdat Caddesi'nde kızlarla kahve içmeye giderken giyebilirsin okey. Ama geceye uymaz. Şu sarıyı versene o olabilir. Bu. Bu sarıyı. Ya bu olmaz. Bu ne bileyim ben bu biraz böyle çok şey. Kaliteli durmuyor yeterince. Ya bu sarsılmazlara uymaz. Kızım akşam parmağına ceviz kadar pırlanta takacaklar. Bu elbise mi yani? Salonda. Yeter ama daraldım ben. Ben müsteşar kızı falan değilim artık. Neysem oyum öyle de gideceğim. Emine ne oldu sana böyle? Ne yaptırdın kafana? Ne var kafamda babacığım? Böyle simitçi yastığı gibi bir şey yapıştırdılar tepene. Ay aşk olsun babam. Ne simitçi yastığı? Topuz o ya. Kuaförü yaptırdım ben. İyi yaptırmışsın. Oraya bir yere kaybedersek seni topuzundan buluruz. Aşk olsun. Sen de bir saattir bunun kırışıklığını düzeltemedin tamam. Ver şunu bak. Bitmedi ki babam. Olsun biraz daha kırışık kalsın. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun babam? Sessiz bir yere gidiyorum. Hayırdır babaanne? Hasta mısın? Yo, hasta falan değilim. Niye olayım? Hayır, yıllardır beklediğin gün geldi. Abimin müvretini göreceksin ama modun düşük. O yüzden bir sorayım dedim. Asıl babanda bir şey var galiba. Ne o Nejat? Çok sessizsin. Murat acele etti onu düşünüyorum anacığım. Çok hızlı karar verdi. Bu kız ne kadar güvenilir? Oğlan güvenilir buldu ki kalkıştı işe. İyi de anacığım nasıl insanlar bunlar? Hı? Bu kızın soyu sopu kim? Ne bileyim eğitimleri, görgüleri. İşleri güçleri ne mesela? Bu ağızlar senin ağzın değil Nejat. Sen mi konuşuyorsun yoksa karın mı? Ne o gelin hanım? Siz karı koca biraz terse düştünüz galiba. Sen de mi geliyorsun yemeğe? Çok meraklısı değilim. Ama kocamın yanında olmak için geleceğim tabii. Herkes hazır olduğuna